Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır, oldukça gevrek ve ağızda dağılan yapısıyla harika bir pastane kurabiyesi tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını alıyorum. Bu aşamada dileyen margarin de kullanabilir. Hamurun kolayca toparlanıp şeklini alabilmesi için kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Bu malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Güzelce karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, dileyen elma sirkesi de kullanabilir. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve 1 tatlı kaşığı dolusu şeker ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı içerisinden çıkartarak elimle yoğuracağım. Videonun başında da belirttiğim gibi zaten kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor. Çok fazla yoğurmamıza gerek kalmıyor. Sizlere tavsiyem lütfen bu aşamada ununuzu azar azar ekleyin çünkü hazırladığımız hamurun yumuşak ve şeklini koruyabilen bir hamur olması gerekiyor. Tabi çok fazla yumuşak da olmaması lazım aksi halde yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de kurabiyeleriniz sert olacaktır. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu aşamada spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Bu hazırladığımız kurabiye hamuru gerçekten çok güzel oluyor. Şeker ve tuz miktarı eşit olduğu için bu kurabiyeler tuzlu kurabiye olarak geçiyor. Güzelce karıştırarak hamuru toparladım. Sizlere şöyle kıvamını ve güzelliğini göstermek istiyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak fakat şeklini koruyabilen bir yumuşaklıkta. Ben bu tarifimde kurabiyelerimi 4 farklı şekilde hazırlayacağım. Cevizden daha küçük parça kopartarak elimle yuvarlıyorum ve sıkıştırıyorum. Daha sonra tezgahta silindir haline getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamuru katlayarak kurabiyeme son şeklini veriyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki kolaylıkla şekil alıyor ve sizleri yormuyor. Bir diğer kurabiye ise hamuru yuvarlayarak hazırlıyorum. Daha sonra silindir haline getiriyorum. İki ucunu incelttikten sonra üzerine biraz bastırarak hazırlıyorum ve bu hazırladığım kurabiye hamurlarımı fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Kurabiyelerinize şekil verirken kalınlıklarının eşit olmasına özen gösterin lütfen. Böylelikle tüm kurabiyeleriniz eşit şekilde pişecek ve kıyır kıyır olacak. Bir diğer şekil verme işleminde ise yine cevizden küçük parça kopartıyorum. Yuvarladıktan sonra üzerine bastırarak yassılaştırıyorum. Ve de hazırladığım kurabiye hamurumu fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Bir diğer şekil ise kurabiye hamurumdan büyük bir parça kopartarak elimle iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak ince uzun silindir haline getiriyorum. Hamurun her yerini güzelce eşitledikten sonra çatalla üzerine bastırarak çiziyorum. Daha sonra hamur kesme kartı ile hamuru kesiyorum. kestiğim hamurları da aynı şekilde tepsime koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 2 tepsi kurabiye elde ediyoruz. Kalan hamurlarımı da aynı şekilde hazırlayarak tepsiye koyuyorum. Üzeri için 2 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştık. İçerisine 1 tatlı kaşığı pekmez ekliyorum. Üzüm ya da dut pekmezi hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlara açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması oldukça önemli. Şayet soğuk fırına girmesi halinde fırın ısınana kadar hamurlar yayılır ve şekli bozulur. İki tepsimi de hazırladıktan sonra önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Kurabiyelerimizin pişme süresi oldukça kısa. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimizi fırından çıkartıyoruz. İlk tepsiyi çıkarttıktan sonra ikinci tepsiyi de koyarak pişiriyoruz. Üzeri nar gibi kızaran muhteşem kurabiyelerim artık servis için hazır. Fırından çıktıktan sonra en az bir yarım saat boyunca dinlendirmenizi tavsiye ederim. Kurabiyeler soğuduktan sonra hemen servis edebilirsiniz. Soğuyan kurabiyelerimi hemen sunum tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Sizlerden ricam lütfen tarifimi denediğinizde verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın ve de aralarda verdiğim püf noktaları lütfen göz önünde bulundurarak hazırlayın. Böylelikle harika bir sonuç elde edeceksiniz. Şunu da hemen belirtmek istiyorum: Kurabiyelerimiz tazeliğini uzun süre muhafaza ediyor. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.